Arkadaşlar merhaba. Bugün önemli misafirlerimiz var. Robar Şehit ve Troy Tasma Emre abi gelecek. Şu an bizim toprak yola girdiler büyük ihtimal. Konumdan görebiliyoruz. Yakın sürede burada olurlar. Hem onların gelişini de çekelim. İyi bir tanışma olacak. Birol abi de köpekleri görür, yorumlar. Fındık! Fındık! Böylelikle de bahçemize ilk defa bir misafir gelmiş olacak. Yani bundan önce Muzaffer gelmişti. Ha, doğru. Zamanlar, evet, doğru. Muzaffer vardı. Evet. 4-5 bin abone falan da. Tabii o zamanlar küçüktük arkadaşlar. Muzaffer'in ilk geldiği zamanlar. Şimdi çok büyük dediğimiz senin ama. Ya tabii ama şimdi biraz daha fazla kitleye hitap etmeye başladık. Aynen. Birol abimiz de Antalya'ya gelmişken bize uğramadan da geçmedi sağ olsun. İletişime geçtik. Bu arada ben bizim takipçilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Birol abinin canlı yayınında özellikle yani işte Attolos'u çok yazmışlar. Evet. Oradan da bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Bu arada geldiler galiba. Aynen. Onlar da geldi. Karşılayalım. Güzel bir karşılama yapalım. Abi hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Abi adamların ikisi de sporcuya merhaba. Hoş geldiniz. Ne haber kardeşim? İyi vallahi. Bizim müdür her zaman gibi. Serdar'a karşılama komitesinde yine. He? Sen karşılama mangasının mı sorumlusun? Ha? Ne haber? Abi tasmayı göndermedin bak taktığımız tasmaya. Abi tasmacıyım ben YouTube'da. Troy tasma sponsorluğu oraya daha ulaşmadı mı? Yok abi biz. Neyse biraz daha büyümeniz lazım. Aynen. Kardeşlerim yaptığı zaman neler çizik. Zaten Emre abinin tasmaları mevcut köpeklerin üzerinde diyorsun. Tabii. Yani yaklaşık bir sene oldu sapa sağlam duruyorlar. O zaman parayla satmıştır. Yani hediye. Eyvallah. Antalya'da çok yardımcı oldu bize Emre abi sağ olsun o konuda. Antalya'da gerçekten olmak gerçekten çok güzel. Bizde iki günden bu yana Deniz Şeşen var Adrasan'da. Aksaray Malaklısı yetiştiriyor. Onun yanındaydık. Orada birazcık tatil yaptık. Sonra Aksaray, Antalya merkeze geldik arkadaşlar. Attolos çiftliğinin takipçileri de gerçekten buraya gelmem konusunda çok yoğun baskı yapıyorlardı. Abi ne zaman gideceksin, ne zaman gideceksin? Bugüne nasipmiş, buradayız. İnşallah güzel ve keyifli bir gün geçiririz. İnşallah. Abi bizim isim Attolos çiftliği ama çiftlik değil yani burası. Bahçe gibi düşünün. Aynen. Hobi. Yani isim koyarken ne koyalım? İşte tabii o zamanlar yolun başındaydık. Attolos çiftliği diyelim. Antalya'nın ilk isimlerinden. Attolos'un içeriği nedir? Yani abi Antalya'nın ilk isimlerinden. Anladım. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan bittikten sonra devam edelim. Arkadaşlar öğlen ezanı da bitti. Kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle Attolos çiftliğinde ben hemen mikrofonu ele aldım. Sizden fazla konuşuyorum. İnşallah anlaşmıyorum. Zerdavaları görmek beni acayip mutlu etti. Yerli ve milli ırklarımızdan bana göre o doğal seleksiyonunu en iyi şekilde yaşamış olan ırklardan, çoban köpeklerindeki gibi kargaşaya ve kaosa hiç meyil vermeden çok net ve keskin ırk özellikleri olan köpekler. Hatta benim şöyle bir tespitim var onlar için, Türkiye'nin Malino izleri diye. Kesinlikle abi. Çok yetenekli köpekler. Hiç bozulmadan geldiler bu zamana. Evet. Abi Zerdava hakkında bize ilk geldiğinde... Gel kanka biraz daha yakına. Bize ilk geldiğinde biz hiç haberdar değiliz Zerdava nedir. Hani bize Zerdava dediler ama bir adını sandık yani Zerdava diye. Ama hani yakın zamanda o kadar karakteriyle bize kendini kabul ettirdi ki sonra biz de araştırmaya başladık. Zaten çok Terli önemli oğulları, bir... Terli Sefer Oğulları şeyi vardı, filmi vardı bilir misiniz? Evet. Orada bir küçük enişte var. Evet. Zerdaba tam olarak o. Sonra böyle güçlü enişte diyorlar ya. Aynen. Ya karakter olarak acayip güçlü hayvanlar. Neyse başlayalım mı gezmeye? Bu taraftan mı başlayalım? İstersen Zerdaba'dan girdik. Tamam, Zerdabalardan bir devam edelim. Böyle zaten biz daha öncesinde Zerdabaları nereden getirdiğimizi, nasıl aldığımızın bilgisini verdik arkadaşlar. Eğer merak edenler önceki videolardan Zerdabalar hakkında bilgiyi alabilir. Biz o yüzden oraya yüzeysel geçeceğiz. Bu arada da bizim genelde yapmadığımız ama yapmamak belki de hata oluyor. Çünkü her bir video bana göre bir emek unsurudur. Burada içerik üretmek kolay değil. Bu hayvanlara sahip çıkıp beslemek de kolay değil. O yüzden desteklediğiniz videoyu beğenmek, yorum yapmak ve kanala abone açıp olup bildirimleri açmak olsun arkadaşlar. Ben de bunu kendi yayınlarımda ağırlıkla söylemiyorum. Ama söylemek gerek herhalde. Evet, onu da hatırlatmış olalım. Kesinlikle abi. Şimdi Birol abi bu erkek zerdavamız. Bu dişi zerdavamız. Dişi zerdavamızın üzerinde iki tane benek var. Dört göz zerdava deniyormuş. Onur Kanlı abimiz bize öyle söylemişti. Agresyon yok herhalde insana karşı bunda. Yok abi. İnsana karşı yok ama çok yaramazlar. Yani bu böyle hareket eden her şeye saldırdıklarını söyledi Onur abi.
Evet. Burada biraz daha sakinleştiler aslında. Yani ben kesinlikle şimdi para oldukça yaptığım kendi çiftliğimde. Çünkü yapıp tekrar bozmak istediğim için istediğim şekilde gitsin istiyorum. Ona da bütçemizin el verdiği oranda gidiyor. Kurulum aşaması tamamlandıktan sonra muhakkak zerdava besleyeceğim. Sizle de telefonda yaptığımız görüşmede zerdava konusundaki üretimlere daha fazla girmeyi düşünüyordunuz. Kesinlikle doğru bir şey. Evet. Ne güzel. Ülkemizde böyle bir köpek var. Abi o zaman tabii yeni çiftliğine de bizden bir zerdava hayırlı olsun. Evet, eyvallah. Allah razı olsun. Çok sevinirim. Elimden geldiğince de iyi bir şekilde de bakmaya çalışırım. Yani şimdi eşleştirdiniz galiba. Şimdi bir şey kazandırmak. Erkek arıyordunuz. Şimdi eşleştirdik. Zaten yakınlaştık. Bak şu bizim kendi zerdavamızdı. O, ya o zaten başlı başına bir evetler ya. Biliyor çekildiğini. Renklere bak Allah aşkına. Abi bu renkler daha çok tutuluyormuş herhalde. Bu dört göz biraz hani paylaştığımızda yorum da geldi. Evet. Onunla alakalı. Şimdi ben zerdavayla ilgili hiçbir uzmanlığım yok. Bizim bildiğim yok tek şey bu köpeklerin dış görünüşü olarak çok yakın olmaları birbirine ve belirgin bir karakter yapısı olmalı. Evet, evet. Karadeniz'in köpeği Karadeniz karakterinin insanına da birazcık çekmiş. Karadeniz'in insanı da biraz asidir, böyle hızlıdır, atiktir. Eşimden biliyorum, o da Karadeniz'de. Bak. Abi müthiş atletik bunlar ya. Yani kesinlikle bu konuda da Zerdava Derneği Başkanı bir abimiz var. Serdar Bey olması lazım ismi. Biz ondan Trabzon'a gittiğimizde buluşacaktık, buluşamadık. İnşallah tekrar gittiğimde muhakkak Zerdava ile ilgili kapsamlı bir içerik videosu ben de çekmeyi planlıyorum. İnşallah güzel üretimler yaparsınız. Hepsi birbirinden güzel. Süper olmuş. Bakalım gel, bir avuçunuzu da aldık. Tabii tabii. Abi. Emre abi, sen düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkan adamsın. Sen bir şey kapartamadın ama. Öbür tarafı saklı. Siyah bekliyor artık. Ben elektriği bekliyorum işte. Tamam. Bu tarafa doğru geçelim. Şöyle geçelim. Fındık dişimiz. Bu da şu an yavruları var. 55 günlük. Bunda var mı adamcılık? Yok yok, sakindir. Fındık. Ne haber? Gel bakalım. Gel bakalım. Bu da yavrudan çıktı abi. Gel bakalım, gel. Evet, yavrudan çıktı. Hala da bakıyor, çıkmadı aslında. Aslında şu anda arkadaşlar formu iyi. Belki dişi birazcık zayıf görünüyor olabilir videoda ama bu normal. Çünkü yavrularına da süt yetiştirmek zorunda. Bir de bizim beli kırık soy atlı dediğimiz bir soy vardır. Evet, Anadolu çoban köpeği besleyenler bilirler. Tipi beli kırıkları da andırıyor. Güzel bir dişi. Zaten falan. Yavrularını da göreceğiz herhalde. Evet, evet, evet. O zaman 3 aşağı 5 yukarı damızınla ilgili bir fikir söyleyebiliriz. Ben de şunu yapmak istemiyorum. Hani böyle oto ekspertizi gibi bir yere gidersin de işte sağda boya var, ön kaput değişmiş falan gibi repliklere girmek istemiyorum. Canlı olan her şey bana göre güzel. Evet. Tabii ki de gördüğümüz bir eksik kusur olursa söyleriz ama ben de sizin gibi bu işi seven, gönül veren birisiyim. Aynen öyle. Böyle ekspertlik gibi bir iddiam yok. O tarzdaki videoları da sevmiyorum ben. O konuda da bizim hiçbir iddiamız da yok zaten. Hani biz gördüğün ortamı sevdiğimiz için. İki tane sporcu adam. Köpek sevgisi bir yere getirmiş onları. Burada güzel like'ı bak. Oğlum sen nasıl bir dominant? Hayır, herkesin başına dikiliyor mu? Buranın bir kıskanıyor. Yani buranın hanım ağası. Evet. Yani bak, kime gidersek şu beden dilini gördün mü? Geliyor hemen dişiyi dominize ediyor. Aynen. Yerini bil falan diye böyle. Ulaştan Cafer benim lan diyor. Lan seni bu yer bir ısırıkta yer. Sen deli misin? Abi diş yapısına bakar mısın? Fındıkta bakalım. En beğendiğimiz özelliği diş gel yapısı. Gel kız gel. Kameramana gidiyor da. Gel. Evet, çok ciddi büyük dişleri var. Makas çene basışı doğru. Tüm dişleri tamam. Yani devasa bir diş var. Bu Kangal çoban köpeklerinde daha fazla görünen bir durum. Evet. Aslında büyük diş yapısı Anadolu çoban köpeklerine göre. Ama hepsinde olabiliyor. Hala onu kovalıyor abi. Hala onu kovalıyor. Önüme bak, onu seviyorum, önüme geçiyor. En önemli konulardan birisi dişlerin birbirine doğru basması gerekiyor. Üst üste basması gerekiyor. Ve arada eksik diş olmaması gerekiyor. Bunların tamamı da güzel bir dişi. Yaşı kaç bu arada? Abi bu 3,5-4. Bizim burada doğmadı. Bize sonradan geldi. 3,5-4 civarlarında. Yaşı. Yani geldiği yerden de bahsedelim. Burdur'daki evet. Özgür abimizin bize gerçekten güzel bir damızlık hediyesidir. Yine de teşekkür ederiz. Burdur'dan geldi Özgür abimizden. Çok güzel bir özellik. Çünkü birçok kişi köpeği aldığı zaman aldığı yeri unutuyor. Evet. Bütünüyle köpeği kendine mal ediyor. Evet. Tabii ki de geldiği yeri ya da yöneticisini anmakta her zaman fayda var. Bir de ben şunu merak ediyorum kanaldan izlediğim kadarıyla. Sizin burada bazı idealleriniz var. Evet. Bu ideallerin arasında bildiğim kadarıyla siyah renkli güzel köpekler üretmek var. Evet. Geçen mesela bir füme yavru yayınladınız. Ben dedim lan nasıl kaçırdım bir ol başlığı olarak bu köpeği. Ne ara birisi yayınladı da görmedim bana düşmedi bu diye düşünürken.
Çok hoşuma gitti. O yavru, yavru hayalimiz abi. Çok güzel. Yani o renkte ejder büyüklüğünde yavuz sisteminde bir yavru hayalimiz. Sonra çok fanteziye kaçıp turuncuya muruncuya dönüyor. Yok aslında ejderin yavruluk yani 15 aylığa kadar bir kızıl tüyü vardı. Gerçekten turuncuydu üst tarafı ejderin. Evet. Yani resmini gösterelim size. Gerçekten kızıl bir tüy yapısı vardı ejderin. Ama çiftleşti yani eşleştikten sonra 20 aylıktan sonra o bütün tüyü döktü o kızıl tüyünü. Şimdi simsiyaha döndü. Adana'da beyaz kan işi. Ne oldu? Gıcık mı tuttu? Ya korkma ya. Tüy hapşırtı. Ya merak etme buranın sponsorunu alacağız sana. Kardeşlerim de ölene kadar ya. Onlar benim. Adana'da beyaz bir kan işi kahverengi spreyle boyuyorlar. Tamam. Toy poodle diye satıyorlar. Doğru anladınız mı? Hikaye bilmiyorum. 3,5-4 ay sonra köpeğin rengi açılmaya başlıyor. Beyaza. Boya ana kaşı sende alakası var mı? Diyor ki ben size diyor boyamanız gereken tarihi söylemek dışında bir hata yapmadım. Tamam mı? O yüzden biz de burada turuncu spreyle bir tane turuncu çoban köpeği yapabiliriz. Aynen. Turuncu abi. Şeyimiz var abi. Sokak evet. Köpeğimiz var. Ona da hayrına bakıyoruz. Artık sokak köpeği kavramını kullanmıyoruz evet. O zaman. Yani ne diyelim? Sahiplendi. Bir de yeni yasa tasarısı var. Şimdi işin o siyasi kısımlarına da çok girmek istemiyorum ama bana sorarsanız sokağa ait olan her şey devletindir. Devletin sorumluluğunda evet. Olmalıdır. İnşallah onlara da gereken önem daha fazla gösterilir. Şimdi Gürol abi dişlerden devam edelim. Tamam. Olur. Erkeklere sonra geçelim. Tamam. Bizim çiftliğimizin sultanı. Belki sultan burada. Ben sana söyleyeyim. Sultanın önünde o olabilir ama gerçek sultan evet, burada. Zaten o eğer ona da posta koyarsa koyuyor. Tamam. Abi sen şimdi göreceksin. Şurada kapalı bazen o çıkıyor telimini ısırıyor orada. Bak onları hep uyuttu. Bak sen tek parça hayatına devam ediyorsun. Ama bak gün gelir senin bu baskına bir direnişçi çıkar. Tamam mı? Özgürlük savaşı başlar burada. Abi biliyor. Biliyor burada. Kime girmeyeceğini biliyor. Tehlikeli olacağını biliyor. Anladım. Evet. Yani yer seni adamına göre yapıyor. Aynen şimdi öyle. Şimdi bizim çiftliğimizin Anadolu çoban köpeği olarak sultanımızı çıkartalım. Biraz adamcılığı var. O yüzden kontrollü bir şekilde çıkartacağım. Hürrem gel. Her şey kontrol altında mı? Evet. İki tane de yavrumuz var. Onları da İbrahim sen alabilirsen. Görsünler. İbrahim ben burada iyiyim. Oturuyordum. İbrahim bizim baş tacımızdır. Bu da Hürrem dişimiz abi. Yani öncelikle dişi bir. Hem yüksek evet. Hem sallı hem de sert olmasına rağmen feminel dediğim biz. Yani bizim anaç. Yani bazı dişiler vardır. Köpek yükselip büyüdükçe. Lan videoyu katletme! Zerde olan dişi o. Deli. Bro lan bana sen bir tanesini. Al al al. Ben aldığımı götürürüm. Neyse şaka bir yana köpek büyüdükçe aslında erkeksi hormonları artıyor. Yani masküler bir tavra geçiyor. Bu sefer iyi yavru bakmıyor. Aynen köpek öyle abi. Büyük olsa da altından istediğin şekilde yavru gelmiyor. Anneliği güzel olmuyor. Bu köpeğin yavruları da şu anda hem sütü de yaramış. Bakın arkadaşlar yani. 2 haftalıklar abi tam. Sesleri duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu diyor ki benim karnım tok, sırtım pek. Yani sütü yarıyor demek ki dişimin. Abi senin videoyu özel ilk defa görüyorlar. Evet. Eyvallah. Ha, tamam o zaman. O zaman bir takipçilere bir merhaba diyeceğim. Küçük aslanlar. Bu dişi abi. Hiç. Bu dişi. Şey yapmasın. Bu da erkek olan. Evlerde biraz mürekkep sorunu var. Siyah erkek atmıyor abi. Siz o zaman gitgide hayır. Gitgide yavru sayısını düşürüyor. Toneri tam doldurmuş. Aynen. Ya çok tatlılar maşallah. Bir de bakın şöyle. Dişi uzun ağızlı olmasına rağmen yavrular şey çıkmış. Küt ve tok ağzı çıkmış. Yani zaten üretim programındaki ısrar amacı da bu. Deneme yanılmayla bunu göreceksiniz. Evet. İnternette herkes köpek uzmanı olmuş. Tabii, bana tabii. Sorarsan üreten adam bunun ne olduğunu bilir. Anlatılan birçok tezin yanlış. Yanlış bildiğiniz şeyleri doğru olduğunu ürettikçe görmeye başlayacaksınız aslında. Kesinlikle. Bizim anlattığımız çoğu şey aslında burada edindiğimiz tecrübeler. Yani kesinlikle. Bu budur demiyoruz. Biz gördüğümüzü söylüyoruz abi. Basit bir iş değil üretim işi. Çok ciddi bir emek, eşleşmesi dert, 60 günlük gebelik sürecini beklemek dert, doğum süreci sıkıntı, yavruyu büyütmek sıkıntı, büyüttüğün parvoyu yakalatmamak sıkıntı. Evet. Ahkam kesmeyin kolay değil. Fizik buyurun sistemini... sahaya bekliyoruz yapın diyorum arkadaşlar. Eleştirenlere. Fizik sistemini düzgün... devam ettirmek ayrı bir sorun tabii. Zaten ne oldu? Abi. Ne oldu? Bak, o da oradan ağlıyor yavrularım bana verin diye. Yani dişi çok güzel. Dişiye söylenebilecek hiçbir laf yok. Yanına gelemiyorum farkındayım evet, gözlerinden evet. Dolayı. Şöyle. Ya bu zerdeva buna da mı posta koyuyor? Bu evet, ne evet, ya? Evet evet evet. Nerede? Gerçekten süper bir dişi. Şöyle kuyruk diktiği zaman da evet. Bu şekilde oluyor. Nasıl değerlendirdin bir oğlunu? Ya güzel dişi. Her şeyinden güzel. Dur. Nerede? Bizimki nereye gitti? Bak sese bak sese. Yalnız şu anda çekimleri yapan arkadaşımız ismi neydi? Fatih abi. Fatih bu konuda biraz daha gelişmen lazım. Niye biliyor musun? Hep geniş açı alıyorsun. Mesela ben de şimdi ona takılmıyorum. Fatih niye sürekli geniş açı alıyor?
Herhalde ondan korkuyorsun. O da sana saldırıyor mu? Yok yok, bana saldırmıyor. Abi, ben herkese alayım diye. Gir yakında, biraz daha fazla görsünler bir yüzünü müzünü detaylı olarak. Bak. Emre abi ısıtır mı kendine? Bak. 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 Tamam abi, hiç hiç onu yavrularından şey koymayalım. Bunu arabaya bak. Bunu arabaya koy. Şimdi kaçıncı batın yavruları bunlar şu anda sizde? Abi değil iki. Mi? Burada dışarıdan satın alınan tek köpek bu. Anladım. Bizdeki üçüncü batın yavrusu. Hı-hı. İki kez Yavuz'la eşleşti. Evet. Birisi Zeki abi de bir tane yavru büyüdü. Zeki abi bu benim kanalda nasipse çiftliğini yayınlayacağımız abimle. Evet. Orada da video yaptık. Evet, orada bir tane yavru büyüdü zaten bütün batından. Diğer ikinci batunundan 7 yavru büyüdü. Şimdi de 3 tane doğurdu, 2 tanesi yaşıyor abi. Yani mümkün olduğunca mesela dişiler kendi formunu hızlı bir şekilde toplarlar da toplamadığını düşündüğünüz zaman bir batın boş geçmekte geçti her abi, zaman bir tane geçti, var. Bir tane geçti, şimdi yine geçecek. Tamam süper, nereden devam ediyoruz? Şimdi Yavuz'u çıkartalım abi. Olur. Yavuz. Yani ne zaman sizin? Antalya az önce soğuktu, şimdi sanki sıcak olmaya başladı. Antalya'nın havası da bir şey derler abi, Antalyalılar bilir. Yani, demiyoruz. Demiyoruz ama anlayanlar anladı, gerçekten çok değişkenlik gösteriyor. Yani nereden baksan bir günde 3 mevsim yaşayabiliyorsun. Yağmur var bugün ama yağmadı da. Abi Yavuz bizim kendi üretimimiz bir köpek vardı, onun yavrusu. Devletlerine inanıyoruz da burada her şey var. Abi bunu sana verebilirim. Tamam ver bakalım. Gelelim gideceğim. Elde tutması kolay. Biliyorsun. Yani şey, adamcılığı yoktur. Gel. Gel. Yerden ayaklaşmış istersin abi. Gel. Hani fizik... Eğer Caner sen kaptanı da al gel. Tamam. Seni bir göster. Onu da sen bahset. Yani fizik yapılarını, görmeleri açısından. Hasalı güzel bir çocuk. Çok güzel. Gel. Sen de bakıyorsun. Gel, yapıları gel, da çok güzel. Gel tamam. Ulaş. Abi elimizden geldiğince kanın rahatı için ilgileniyoruz. Köpek gövdeli, gücünün de farkında, kemik yapısı falan da oldukça düzgün. Çok aşırı yüksek bir köpek değil ama çok güçlü bir köpek. Lan dur. Tutması da kolay dedi ya. Sarılmama alışırsın. Bunu biraz anlat bize. Bunun soyu sopu nedir? Gel. Abi bunun soyu sopu annesi. Ejder'in babasının da annesi oluyor aynı zamanda. Yani Ejder'le kan bağları çok yüksek. Ama çok doğru bir damızlık köpek. Yani bu kendinden yüksek yavru atma potansiyeli olan bir köpek. Var zaten yavrusu abi, onu da göstereceğiz. Evet, ortam gerildi. Dua edin, ayağım tıkıldı da düştü. Şimdi köpeklerin fizik yapılarını göstermek amaçlı karşı karşıya getiriyoruz arkadaşlar. Çünkü bu köpekler kendilerini bir tehdit algılamadığı sürece böyle o gerilmeyi yapmıyorlar. Köpek besleyenler bunu çok iyi bilir ama işte bazen abi hiç köpek bakmamış insanlar yok, karşı karşıya getiriyorsunuz, neden? Sadece Birol abinin en iyi şekilde yorumlayabilmesi için o fizik yapısını Yavuz'un göstermesi gerekiyor. Bravo, aynen dediğin gibi abi. Bu yüzden de köpeğin gerilmesi gerekiyor. Sonra video bitince biz bunları tanıştıracağız. Getir bakalım bir. Abi Yavuz çok küçük duruyor değil mi videolarda? Evet. Yani kesinlikle videolardan gel. Daha büyük. Bir kere çok Allah kadar. Allah. Gel. Gel oğlum gel. Beyler sakin. Tamam. Abi sizin burası çok güzel. Çapar var. Evet. Siyah var. Zerdava var. Güzel. Boz var. Oldukça güzel. Onun da fizik yapısı çok güzel. Bunun bel. Evet, kalınlar. Beslenmeyi nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Neyse şu gırlamanı açalım. Köpek karşısında yapıyor sadece. Tamam. Komple bir köpek ya. Beslenmeyi nasıl yapıyorsunuz? Ulaş girsin abi oraya. Ben bunu tek tip beslemiyoruz abi. Aha. İşkembesinden, işte kırmızı etinden, mamasından, kuru ekmeğinden. Hepsi bir öğün öğün. Yani farklı günlerde veriyoruz abi. İşte tavuk kemiğidir, makarnadır. Şu an forları kiloları oldukça iyi. Evet. Her şey çok güzel. Bunları kim yaptı? Ben. Sen rakip mi oldunuz? Troy Tasma bize göndermeyince ip, biz de kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Rakip oldunuz öyle mi?
Görüyorsunuz. Ama tarifini vermiyorum size. Gel, tamam gel. Hadi git. Tamam. Çok fırladın. Tamam. Balığın kafesi çapardan devam edelim. Tamam, aynen. Erkekler arasında Yavuz'dur abi. Yavuz mu? Bu daha genç tipli duruyor ama. Bu ejderle yaşıyor. O ters maske. Yaklaş bakayım abi. Ama bunun yani karakter yapısı çok şey. Bir şey söyleyeyim mi? Bu da sizin dışarıdan gelmediği için tek köpek o demiştiniz ya. Evet, bununla evet. ilgili bir bilgi verebilir misin bana? Ben bunu kanalda görmedim herhalde daha önce. Bana denk gelmedi. Bunu da çekiyoruz. Bunun geldisi yine bizde büyümedi. Ama ataları Yavuz ve Ejder gibi bizim ırklardan, bizim soylardan. Yine buradan yine söyleyeceğim. Burdur'daki Özgür abimize kaptan için yani çapar için tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu da bize Özgür abimizin hediyesidir yine. Aynı fındık dişi o da olduğu gibi. Neden? Hem dediğim gibi çapar bir köpeğimiz, farklılık hem de soy açısından gerçekten çok güzel bir soyu var. Bir de şuna girmekte fayda var arkadaşlar. Çapar çoban köpeklerinde bir renk. Varyasyonu, varyatası. Bir ırk değildir. Birçok kişi çaparı ya da karayakayı ayrı bir ırk olarak deniliyor. Karayakaları özellikle bir ırk olarak düşünüyorlar. Aslında birçok eski çobanlar çapar köpeklerin çok sert yapılı olduğuna inanır. Hatta biz çocukken köye gidip geldiğimizde o köy yollarında arabaya saldırıp arabanın tamponunu koparan köpekler vardı. Aynen, onların da büyük bir çoğunluğu çapar köpeklerdi. Birazcık daha sert karakterli mizaçlı oluyorlar. Ama renk kombinasyondur. Yani bu Anadolu çoban köpeğinde de Aksaray Malatlısı'nda da çıkabilen bir renktir. Tamamen renk, ırk değil. Evet. Çok beğendim yalnız. Abi, evet, çok güzel. Koyu çapar zaten renk olarak da. Patlamalara bir çözüm var mı? Protein fazlalığından. Bu çaparda yaşıyoruz sadece. Ön bileklerde. Yani şimdi bu şundan alakalı bir durum. Bazı köpeklerdeki bu deri hassasiyeti diğer köpeklere göre fazla olabiliyor. Bu tarz köpeklerde ister istemez protein oranı daha düşük, birazcık daha tahıl ve şey ağırlıklı beslemen gerekiyor. Lif sebzeler ağırlıklı beslemen gerekiyor. Yani sen bunda dermatit bir mama kullanamayacaksan eğer, o zaman otomatik olarak ne yapacaksın? Birazcık daha işte kabak, havuç, yoğurt, makarna gibi karbonhidratlı sebze diyetine gideceksin ve balık şey yapar. Etim ve tavuğun verdiği kadar egzama tepkisini yoğun vermez. Omega 3, omega 6 deriyi de koruyor ya bir yandan. Evet, tüyleri evet, de koruyor. Yani düşük balık, makarna, sebze gitmen bunu lazım. Biraz o zayıflatma yöntemine Antalya'da gittik. Sıcak bölge. Mesela burada kış birazcık daha sert olsa yazın yapar, kışın yapmaz ama burada sizin her zaman yaz olduğu için dur. Bu ilk geldiğinde Yorul abi bize çok çekiniyordu. Hiç böyle bir özgüveni, böyle adam çekmesi falan yanımızda durur, mülayim, kuyruğunu bile dikmezdi. Yaklaşık uzun süredir bizde bir 4-5 ay olmuştur değil mi? Yani yazın başından yazın başında aldık. Yani 4-5 ay sürede biz bu seviyeye getirdik. Hem fiziksel yapısı hem de en önemli gelişimi bizdeki kendine olan özgüveniydi. Çok pısırıktı. Süper. İnanılmaz. Şimdi bu şekilde. Durduğu yerde durmuyor. Tamam. Sevgi, her gün gezme, onu özgüveni yerine getirdi. Oraya kuruldu hala. Evet, hala evet. Hala oraya. Al bakalım. Hadi, hadi. Gel. Al bak. Yavuz kale almıyor. Yok abi. Şu, Yavuz olayı şu. Bir anda. Yavuz beni çok etkiledi yalnız ya. Köpekler insanın gözüne doyuruyor değil mi? Evet tabii güzeller. Yani kesinlikle ve kesinlikle canlı gelip görse takip edenler daha iyi algılamıyor. Maalesef kamerayla köpeklerin gerçek boyutları yansımıyor. Gösterme değil mi? Evet. Abi bu 8 aylık yavrumuz. Evet. Bu da tam bir dili. Yavuz da hürrem ne oldu abi bu? Ne oldu? Yani durduğu yerde 1 metre sıçacak kadar hareketli minik. 8 aylığa göre
kesinlikle büyük bir köpek. Getir getir. Çok büyük bir köpek. Yani bence 85'in üzerine rahatlıkla çıkacak. Bir de dikkatinizi bir şey çektiğini bilmiyorum. Mesela az önce çaparı çıkarttık. Çapardan önce de Yavuz'u çıkarttık. Bu köpekler büyük olasılıkla anneleri kaynaklı. Evet. Sal yapıları daha uzun. Daha köpeği sallar. Büyük gösteren etkenlerin başında sal. Geliyor bence kesinlikle. Abi değil mi? Kesinlikle. Köpek 90 santim olsun. Salı yoksa çok fazla göstermez kendini. Baldır yapıları da geniş köpeğin. Baldırı da geniş olduğu için, sırtı da geniş olduğu için dengeli de büyüyorlar. Güzel yavrular olacaklar. Denizli'de zangoç vardı. Benim kanalımdaki takipçiler Özgür izler verirsen videoyu. Evet. Özgür Yılmaz'ın. Ona çok benziyor tip olarak. Bu da işimiz. Aynı kardeşler. Batım kardeşi. Bak. Hareketlere bak, hareketlere bak. Dişi de çok yüksek, salla. Yolu çok güzel. Yani aylıklarına göre süperler. Süperler. Ulaş. Bak, bak, bak. Round one, fight! Hadi olsun. Erkek dişinin canını bayağı yakıyor, bak. Birazcık onda şey var, şakayla karışık evet, kadına alışık evet. Modu var. Aynen abi. Yani dişiyi mahvediyor, o yüzden artık ayırdık onları. Bir de girişim ayağını çıkartacaksın, sakatlamayın. Ayağını, bak. Ya sen bir dakika ya, bak. Bir dakika. Abi, bir görüntüde de olma ya, bir git ya. Tatlıya bak, geliyor sürekli ortalığı denetliyor. Hayır, geliyorsun, nedir yani, olayın ne senin ya? Senin olayın, hadi git bak tamam, oradan olur, git bak hadi. Abi sürekli. Evet baba, yine. Böyle ya. Şimdi az önce Birol abi kısa bir yavru üretiminden bahsetmişti. Gerçek emek istiyor diye. İşte emek bunlar. Neden emek bunlar? 8 aylıklar şu an. Daha eski videolarımızda bilenler bilir. Bizim bir Mitsubishi L300'ümüz var abi. Evet. Köpek için kullandığımız. Onun arkasını döşek attık, yatak yaptık. 24 saat nöbetleşe başında bekledik ve kışındı, soğuktu. Ateş yakarak ısınıyorduk. Sırf bu köpekler sağ salim büyüsünler diye tam 3 hafta arabanın içinde soğukta yattık yani. Buraya sen bir de editte Ahmet Kaya'dan siz benim neler çekimlerden biliyorsunuz ama telif yani ben söyleyeyim ama çok karga sesliyim. Kolay değil. Yani gerçekten 8 aya kadar müthiş bir emek, müthiş evet. Bir zaman. Yani bunlar emeğin en büyük bizim için örnekleri. Emeğiniz yağlı olsun, verdiğiniz emeklerin karşılığını almanız dileğiyle ki alıyorsunuz da. Çok şükür ama, abi. Ya abi çok iyi ya. Sen, ben bana hasta oldum. Ona posta, buna posta. Bir bak. De kıvamında posta yani. Mahallenin çeksene tahsilatçısı ya. Abi şimdi bunları çok da koyalım. Yaptım. Bunları da koy abi, hiç nazar değmesin. Yani muazzam bir köpek. Buradaki en iyi erkeklerinden birisi olabilir. 3 yaşına geldiğinde, evet. Dolduğunda böyle gemi gibi bir köpek olacak. Hem enine hem boyuna. Çok güzel. Nazar değmesin. Her şey güzel. Geç sen bir yerine. Böyle dediğine göre dikkat et. Birazdan bir dolar teklifi gelebilir. Sattım. Yardım abi gel. Ya. Denetleme memuru. Gel. Ya çok iyi ya. Güzel. Acayip ya. Video çekerken nereye gidersek köşemizde. Gel. Gel kızıma. Gel. Gel kızıma. Gel kızıma. Gel. 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 Sen olmazsan burası olmaz. Gel. Ne oldu benim kızıma? Abi maşallah ben çıkart köpek bitmiyor. Burada kaç köpek var abi? Arkaya kuyu yapmışlar da sanki böyle bir tanesini çıkartıp getiriyorlar gibi. Şimdi bizim takipçilerimizde yine hiç görmediğin ve daha öncesinde bir ufak transfer bilgisini vermiştik zaten. Evet. Bunlar futbolla ilgilendikleri evet, için. Evet. Transferin son gününü de bildirdik. Son günü. Bonservis. Gaston Fernandez gibi geldi yani son anda. Çok gizli, hiç beklenmedik bir transfer ama ben inanıyorum siz de gördünüz ama daha görmediniz. Bahçemize müthiş bir renk kattı. Müthiş bir kalite kattı. Yine daha göstermeden söylüyorum. Beklentilerimi çok yükselttim. Yani insandan çekinme sıkıntısı var biraz. O biraz bizi sıkıntıya sokabilir ama insandan çekinmediğinde 88 tane çok yüksek bir erkeğimiz yine Burdur'daki Özgür abimizden getirdik. Bize müthiş bir destek veriyor gerçekten köpek neyse. Anlamında. Yani buradaki damızlıklarımız olsun, bize verdikleri kaliteli köpekler olsun. Hem bizim üretim anlamında bizi yükseltiyor hem de içerik anlamında bizi yükseltiyor. Yine yeni getirdiğimiz Burdur'dan ismi Gergedan. Gergedan. İsmini Gergedan. De yansıttığına inanıyorum. Köpeği abi biz biraz geri duralım. Tamam. Köpeğe evet, dikiliyor mu? Sen al getir normalde. Buraya. Dikiliyor. Tamam köpeğe dikiliyorsa bir dik karşısına. Neye dikiliyor? Ben korkmadan geliyor. Yavaş yavaş gelişecektir, alışacaktır evet, ya. Abi hiç insan görmemiş. O yüzden sosyal anlamda çok zayıf. Bu ilk
kez mi sizin kanalda olacak? Evet, evet ilk kez abi. Ben birçok ilke şahit oldum buraya. Evet. Şöyle şu şekilde. İlk kez. Maşallah hayırlı olsun. Isırıklığını attığında o fizik sistemin daha iyi. Bak ben hemen bana karşı şey yapıyor. Evet. Yani... Yanaştır Yavuz'a yanaştır abi. Gel bakalım gel. Evet vurmasın şeye. Maşallah. Cüzisik de abi görüyor musun? Yani şu şekilde bir köpek. Bizim kanalda ilk defa görüyor. Gerçekten süper abi. Kafa yapısı. Özgür abimiz sizi çok seviyor. Özgür abimiz bir tane. Yani bize müthiş destekleri yok. Şimdi bunun bu rehabilitasyon sürecinde yavaş yavaş insanlarla göre göre temas edeydi onu yenmeye başlayacaktır. Ama köpek kemik kalınlığı olarak, gövde kalınlığı köpek olarak gerçekten çok kalın arkadaşlar. Böyle. Büyük sesini verir. Bizim sesimiz kameraya yakın olsun sen oradan onu al. Kanka sen onu yine onu karşısına gitme. Ben biraz daha doğru aradan şu unutuna gireyim. Dur biraz açalım. Karşıdan görsün Yavuz'u da. Tamam okey. Biz buradan anlatalım onu. Yani gördüğünüz gibi zaten sevgili izleyenler köpeğin gövdesi, arka baldırları, kafası çok kalın. Güzel kalın yavrular üretecektir. Ufak tefek birazcık sol arka tendonunda bir problem var. Ama kalçasında değil. Sırt çizgisi dümdüz gördüğünüz gibi. Herhangi bir kambur ya da sıkıntı yok. Çok güzel kemik kalınlığı. Elini şöyle bir ön koluna doğru bir getirsene. Şöyle. Kemik kalınlığını görelim. Ön koluna doğru. Evet. Bakın. Şöyle yani. Getireyim. Şöyle iyi mi abi? Aynen bayağı. Evet. Sırtından da belli oluyor. Yani bizim şu an sadece İsa kokusunu yenmemiz gerekiyor. Onu da zamanla yapacağız inşallah. Çok güzel. Bu kaç yaşında? 4 yaş var yani. 5. Yavaş yavaş zaten sakallardan kırılmaya başlamış. Bunu şöyle tarif edelim. Ejder'le Yavuz'un babalarının ve annelerinin amcası bu. Yani Ejder'le Yavuz'u ürettiğimiz babanın erkek kardeşi. Harika. Amcaları yani bu. Ejder'le amcası. Yani doğru dişilerle eşleştiğinde çok güzel yavrular üretebilecek kesinlikle, bir köpek. Kesinlikle. Tamam kanka hiç onu da yorma al yerine. Gel bakalım oğlum. Gel. Hadi gel. Gel. Kalın köpek. Değil mi? Kalın gövde. 85 santim falan da var ama zaten köpek kalın olduğu için çok daha büyük duruyor. Evet abi. Salı da çok yeterli, çok tatlinkar. Maşallah nazar değmesi. İnşallah istediğiniz üretimleri ve yavruları alabilirsiniz. İnşallah abi. İnşallah. Lan dur bir bağlama ya. Şimdi herkesin gövdesi mi çıkacak? Aynen. Adrasan'da hava. Lan oğlum bir avlama be. Yemiyor dostum. Abi bu yeni geldi ya. Bunu da Recep abiden çaldım diye düşünebilirler ama Recep abi de baktım bu taktik tutuyor. Recep abi de sonuna tabii. Şey yapıyor. Sür. Sür ekliyor. Aynen. Ama sizin burada o dişi biraz fazla psikopat ona yemez bir taktik. Ejder. Vallahi. Bro abi sana bir şey yapmazsa çıkartmanı istiyorum. Yani şimdi direkt çıkışı abi. Direkt kanalım çıkışı. Yeterince büyümedi. Biraz daha büyüsün. Yani YouTube kanalını erken tamamlamayalım. Ama bir şey yapmıyor ki. Abi o çıkıştaki gücü hissetmeni istiyoruz. Çünkü onu hissetmeni istiyorum. Ama bana bir şey yapıp yapmıyor. Yapmaz hayır, abi. Yani çünkü bize çok yazan oluyor. Ya bir köpeği tutamıyorsunuz tarzında. Hayır bir de bir şey söyleyeceğim. Bir yapsan olur ki ya. Sen sonuçta nasıl yapsan olur? Sen bu işe yön veriyorsun ya. Abi sana bunu vereceğim. Geçen abi. Videoda dedin taya kafa tutuyorsun şimdi, yani. Ejder yanında. Oraya gidin abi siz. Burada... Şimdi bir dakika. Buradaki adamcılık olayını bana bir anlat. Ben ona göre bir çözümleme yapacağım. Gezerken sıkıntı yok. Bak şu an mesela bizle geldiniz kesinlikle bir kere havlamadıysa bir daha bir şey yapmaz sana. Tamam sağ ol. Evet. Yani ilk başta havlamadı ve boyundaki şu an buradaki tasma kimin? Boyundaki Troy tasmasının hediyesi. Şöyle bir yakın çekim yapalım Troy tasmasına. Abi istersen Troy tasmanın ipiyle çıkar. Ya bunlar bana rakip olmuş. Senin evet. Elinde neler der bak ya. Yani boşluğa denk geldik. Ya bunlar nerede? Eşek bağlamıyorlar. Eşek bağlamıyorsunlar. Ben ona direkt çıkartıp çöp nerede? Kolasına girip taksam tamam, şeyi. Tamam olur. Daha güvenli hissedebilir kendine. Olur. Şimdi şöyle yaptığımız zaman abi hazır aralayacağız. Onun şeyine geçireceksin abi aralayacağız. Abi şöyle o geçelim. Geçirdin mi abi? Geçirdim. Sağ ol. Şimdi kapıyı sen tut. Ben kapıyı tutmayacağım. Direkt bırakacağım. Aha. Gel o. O şimdi oraya bir işecek abi. Abi şimdi aşağı doğru hadi biraz daha geri gel. Aşağı doğru yardımcılık. Hadi. Hadi. Oraya işedikten sonra gelecek buraya.
Ben ayarlayacağım onu. Hadi oğlum. Hadi güzel. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Abi yalnız kafayı kopardı. Videolardan daha büyük. Videolardan daha büyük. Şu an çekmiyor abi. Ben bu arada 1.90-100 kiloyum. Onu söyleyeyim. Küçük bir adam değilim. Ve daha çekmedim. Yani köpeklerin çok sağlıklı. Gerçekten bunlar. Zafer. Gel şuraya uzun karşısına. Bunun tasmasını biz sıkalım bir tane daha. Yok yok, yok, yok. Sıkıntı olmaz. Tamam. Bu ne yapıyor ya? Ben sen dille para kazan değil mi biliyorsun? Ben pulla. Abi ne yapıyor ya? O taktiği yaparsan ben ipi gevşet. Abi, zaptı, ya buna hükmedemiyorsun abi. Canı istediğini yapmak zorundasın onun. Allah Allah. Tasma sıyırıyor abi. Ya kesinlikle gelmez buraya bak. Bürolar biraz zorla buraya geri getirmeye çalış. Yok ben onu anladım. O şu anda beni gezdiriyor. Evet. Şöyle gidelim istersen. Nereye abi gidiyorsun Bürolcan? Nereye? Girmeyecektim kafese. Araba başına. Yani buna hükmetmek çok zor abi. Gerçekten. Yani istediğini yapman lazım. Zaten buranın dominant erkeği değil abi. Şimdi o işte yok. Abi bu köpek videolarda çok daha küçük görünüyor ya. Yani umduğundan büyükmüş. Abi onun sebebi herhalde o beden kalınlığı biraz aldatıyor bile dediğin gibi siyah. Siyah rengi. Gel. Gel. Sen al. Artık gel bakalım. Gel bakalım. Tamam, ben bir nefesimi düzenleyeyim önce. Abi seni de tebrik ederiz. İlk defa yani cesaret edip. Abi sorun yok. Ben size güvenen bir adamım ya. Problem yok. Sen diyorsan. Dışarı çıktığında. Emre abi nasıl? Boğa. Şöyle bir kapak fotoğrafı yapalım mı Emre abi? Gel yapalım. Şöyle bize bir karşıdan bir kapak fotoğrafı videoya. Tamam. Okeydir. Tamam. Valla ben bayıldım. Bak şimdi Türkiye'de biliyorsunuz birkaç tane siyah köpek var. Evet. Serkan Karahanetoğlu'nda da var. Hatta onu benim Amerika'dan bir arkadaşım satın aldı. Henüz daha nakliyesi gerçekleşmedi. Bayağı uzun bir süreden beri ama. Ejder muazzam. Sağ ol abi. 10 üzerinden 10. Sen nereye gidiyorsun ya? Gel. Abi bir ara cevap... Emre abi bir gücü hissetmen lazım. Ver bir hissedeyim bak. Bana bir Emre abi sesin. Ben yırttım bir Emre abi sesin. Şimdi içeride bak gel. İçeride bak. Dikkat edin ha. Şu parmağınızı koparabilir. Bunu artık bir yapmıyorum. Hadi Ejder. Hadi Ejder. Hadi gel. Aslan halatları geri çağıracak. Gel. Abi sıyırır o, dikkat et. Gel. Bak ya. Gel. Nasıl bir enerji var ya? Hadi gel. Daha o şeyini atamadı, gazını atamadı hala. Gel. Hadi. Daha köpek olacak, imtihanı yok zaten. Bak direkt ama gider. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani kasaması. Yine o şunu yaptınız da ortaya çıkıyor. Dur. Bakar mısın? Köpeğin oyunu söyleyeyim mi? Yak. Şu an tamam, o sizle bağı kurdu. Tamam. Biz gözümüzü açtığımızda evde köpek vardı Birol Bey. Bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında, beş yaşında. Ben annemden sütten kesince köpek emmeye devam ettim. Bir altta kalma, altta kalma. Şimdi az önce gördünüz, Zerdava ejderi ısırdı bildiğin. Ama zaten... Bunun ben yavrusundan almaktan şu an çok mutluyum. Yani. Tabii her zaman. Sağlıklı bir şekilde. İnşallah. Böyle bir annenin benim de bunda bir resim olsun. İnşallah çiftliğim ben o zamana, olur. Hem biz de seni ziyaret etmiş oluruz. İnşallah her zaman. Şimdi genel hatlarıyla mükemmel köpekler gördük. Neyse Emrah Bey'in bir resmi çekilsin. Emrah Bey'i de sen çek. Oradan ben çek. İşler. Ne oluyor lan? İşler. Harika. Tamam mı? Bekle. Ejder. Bir rol başlık pozları. Tamam abi güzel. Hadi gelin videoyu kapatalım beraber hadi. Hadi bakalım. Ver kardeşim size Cafer'i onu. Cafer'e. Ver abi. Ben bunu nasıl sokacağım içeri bilmiyorum abi. Ver beraber sokun. Gel. Gezdirmeden gel. Ben bunu da bitireceğim gel. Al güzel. Sen de onu al. Gel sen de küçük kardeşim. Gel. Zerdava gel. Gel. İstersen bunu gezdirip gelsin.
Abi. Gel. Hadi. Ne diyorsun? Gel Cafer, bir kere kapatacağız. Gel. Gel. O zaman bunu git. O zaman biz senin yanına gelelim. Bekle o zaman. Arkamızda şu portakal bahçelerine doğru. Abi sizce yani ama tabii en samimi şekilde yani Ezder'i gerçi biz abartmıyoruz da yani söylediğimiz kadar. Abi sen geldiğinde bir ben şey. Ben şöyle söyleyeyim sana. Bende bir puanlama sistemi var. 10 üzerinden diye. Birçok herkese 10 üzerinden 10 dedi köpeğe 10 üzerinden 7 diyorum. 10 üzerinden 9 ve 10 üzerinden 10 köpek şu anda maalesef Türkiye'de bir elin parmağı kadar var ya da yok. Ezder de kesinlikle 10 üzerinden 9 alabilecek kadar güzel bir köpek. Değil teşekkür mi? Ederiz abi. Insan. Yani şöyle insanlar şey yapıyor hani ya abartıyorsunuz. Ha, zaten yani. Biz abartmıyoruz da. Ya biz sadece boyut ölçülerini söylüyoruz. 90 kilo olduğunu, 88 olduğunu tamam, ama işte görmeden. Bizim yaştan da ötürü abi herhalde beklenti biraz düşük kalıyor. Başlangıçta. Evet arkadaşlar Atolos çiftliğindeydik. Onların misafiriydik. Onların bu seferki video kapanışını ben yapacağım. Şöyle alalım bunu da ortaya. Şu tane... şey yaparken, kapanış yaparken ben yetene kadar çıktım. Bu kameraman arkadaşımız da bir emekçiyi de şöyle aynen alalım. Abi, sen de geç bakalım. İbo da aynı şekilde Fatih Oğlum adında yedek kadroda. Tamam. Böyle tutalım. Dön dur. Sizi dolayacak o köpek. Evet iki tane evet. Genç sporcu kardeşimiz Atolos çiftliğindeydik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok güzel köpekleri var. Sağ olsunlar bizi de burada layıkıyla karşıladılar. Şimdi bu güzel çekimden dolayı onlara bir mangal ısmarlattıracağım. Ne demek abi? Arkadaşlar lütfen gerçekten bu konuda kalbini bozmayan, özverili videolar yapan insanlara destek olun. Siz onlara desteklerinizi esirgemediğiniz sürece daha güzel içerikler üretmeye devam edeceklerdir. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.